Dört Yapraklı Yonca'dan herkese merhaba. Ben Tuğçe Erbaş. Bundan sonra sevdiğiniz, hayatlarını merak ettiğiniz ünlülerin tüm geçmişini, bilinmeyenlerini benden dinleyeceksiniz. Programın ilk bölümünde atarlı giderli şarkılar dendiği zaman ilk sırayı hiç kimseye bırakmayan, yaptıkları, konuştukları ve yazdıklarıyla, ki yazdıklarıyla diyemiyorum çünkü doğruları konuşmamız lazım, yazamadıklarıyla gündemden asla düşmeyen Demet Akalın'ın bilinmeyenlerini anlatacağım. Demet Akalın'ı bugünlere getiren neydi? 1972 yılında Gölcük'te doğan Demet Akalın henüz 2 yaşındayken başına çok büyük bir felaket gelir. Yılbaşı eğlencesi için İstanbul'a gelen babası, annesi ve 19 yaşındaki teyzesi çok büyük bir trafik kazası geçirir. Bu trafik kazası sonucunda 19 yaşındaki teyzesi ve babasını kaybeder. Annesi ise öldü zannedilerek morga kaldırılır. Demet Akalın'ın annesinin parmağını oynattığını gören dayısı, bunu söylemesiyle birlikte annesinin yaşadığı ortaya çıkar. 6 ay boyunca yoğun bakımda kalan annesi intihar etmeyi bile düşünür. Hayata tutunacağı tek dalı Demet Akalın olmuştur ve bundan sonra tüm hayatını Demet Akalın'a adar. Demet Akalın büyüdükçe uzun boyuyla Gölcük'te dikkat çekmeye başlar. Lise yıllarında gazeteci olmaktan başka bir hayali olmayan Demet Akalın, pop dünyasındaki en son haberleri tüm sınıf kendisinden alırken evde hep şarkılar söyler. Elinde saç fırçasıyla kapının önünde şarkılar söylerken de hep bir tek bir hayal kurar Demet Akalın. Oturduğu apartmanın en üst katında oturan Bedia Akartürk'e gelecek Sezen Aksu'nun merdivenlerden çıkarken kendisinin sesini duyması. Bu hikaye yıllar sonra Sezen Aksu'yu oldukça güldürmüş. Şarkıcılık ve gazetecilikten başka hiçbir hayali olmayan Demet Akalın peki nasıl oldu da manken oldu? Bu sorunun cevabını Demet Akalın, "Mankenlik annemin takıntısıydı. Benim hep manken olmamı istiyordu. Elimden tutup beni Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna yazdırdı." diyerek anlatıyor. Benim mankenliğe başlamamda daha kursiyerdim. Beni alıp defilelere çıkart. Ben de yemeğim o kadar büyük ki. İnanılmaz yani, acayip severim ve adam gibi adamdır. İnanılmaz severim ve Demet Akalın olmamda en büyük nedenlerden biridir. Ay, ağlayacağım şimdi, vallahi sinirlerim bozuldu. Çünkü ona hiçbir zaman böyle teşekkür etme fırsatı olamamıştı. Ama çok çok acayip kıymetli bir adamdır. Bütün görgümü, ondan sonra dışarıya çıkışla, bütün her şeyi bana o öğretmişti. Bir abi gibi yaklaşmıştı. Çok emeği vardır. Ona buradan teşekkür ediyorum ve hayatında sonsuz mutluluklar diliyorum. Sonrasında Neşe Erberk'in ajansına kaydolmasıyla tüm hayatını değiştirecek bir adım da atmış oluyor. Pek çok mankenin çıktığı dönemde hızlı bir şekilde parlamasının altında yatan sebeplerden biri ise iç çamaşır defilelerinde yer alması oluyor. Demet, sen de bir iç çamaşır defilesi çıktıktan sonra ön plana çıktın. Böyle sütyen kilotla podyuma çıkmak bu kadar cesaret işi mi? Ne dersin? Evet, aslında cesaret işi. Çünkü ben devamlı mayo defilelerine çıkıyordum ama iç çamaşır gerçekten çok özel bir şey. Kasabadan İstanbul'a geldiğini söyledin. Evet. O kararı verirken ailenden, çevrenden bir tepki alacağından korkmadın mı? İlk başta gerçekten çok korktum ama annem bu konuda çok beni destekliyor. O devamlı getirip götürdü ilk zamanlar. Bilmiyorum. Yani tabii her şeyi göze aldım. Mankenlikte adını duyurmasının ardından filmlerde de oynamaya başlayan Akalın, ününü ilk atacak olan filmlerde de oynamaya başlar. Hemen her işle uğraşıyorsun. Ve çocukluk hayali olan şarkıcılığa da yavaş yavaş başlamış olur. Sözlerin beni benden çalar, bir nehir misali kalbime akan. Asla, asla vazgeçemem senden, asla olamam ben sensiz, yapamam sevgisiz. Popüler bir manken olduğu için, gazinolar için sadece bir renk haline gelen Demet Akalın, müzik hayatının gidişatını değiştiren Hülya Avşar'ın annesi oluyor. Demet Akalın'ı Hülya Avşar'ın tüm kadrolarını aldırıyor. Böylelikle müzik hayatına resmen başlamış olan Demet Akalın artık kendi albümünü çıkarmak, kendi şarkılarını söylemek istiyor. İlk albümün imzasını atmak üzereyken ismini vermek istemediği bir ünlü sanatçı bu albüme engel olduğu için bütün hayalleri yarıda kalıyor. Ama Demet Akalın asla pes etmiyor ve tekrar albümü için çalışmalarını hırsla devam ediyor. Düşürmesin bir daha yasak aşkın. Bu
1996 yılında Sebebim albümünü çıkarıyor. Bu dönem albümden çok evli sevgilisinin sayesinde bu albümün yapıldığı iddiaları konuşuluyor. Demet Akalın o dönemler işi kadar sevgilileriyle de konuşuluyor. En çok da İbrahim Kutluay'la. Bu kadar çok atarlı giderli şarkı yapma isteği bu aşktan bile doğmuş olabilir. Herkesin bildiği gibi Demet Akalın 4 yıl boyunca aşk yaşadığı İbrahim Kutluay, evlilik tarihi bile almışlarken Demet Akalın'dan ayrılıyor. Demet Akalın çok zor günler geçiriyor. O dönem katıldığı Hülya Avşar'ın programında yaşadıklarını güçlü durmaya çalışarak anlatıyor. Hay Allah'ım, dünyanın içine bakar mısınız? Bundan birkaç program önce İbrahim'le beraber buradalardı. Şimdi Demet tek başına burada. Ama inanıyorum ki ben onları bir daha bir arada göreceğim inşallah. Çünkü gerçekten yakışıyordunuz birbirine. Ne yaptınız böyle, anlamadım yani. Nasıl böyle bir şeye bir anda son verebildiniz? Yani bir anda... Hiç aklıma gelmezdi. Yani evet, benim de. Yani alınmış bir karar vardı 5 Temmuz evlilik tarihi. Evet. Ama İbrahim herhalde kim erkekler gidermiş bu bunalıma. Bilmiyorum, Kaya da giydirmiş miydi? Kaya nerede? Hiç umurunda bile değil, ne olacak? Ay, kime erkek girermiş? Evlenirim ayrılırım bak. Ne olacak ki? Böyle bir strese girermiş. O da herhalde böyle bir şeyin içine girdi. Ümitoşki biraz daha bekler misin dedi. 5 Temmuz olmasın, ben evlilik lafından acayip ürküyorum dedi. Ben şok oldum. Eyvah. İlk önce ağladım, sızladım. Yani benim de gücüme gitti sonuçta. Tabii. Ama sonra baktım ki yani olacak gibi değil. Biraz çekildim kenara, bekledim ne olacak ne olacak. Ama hala görüşürüz. Yani düşmanca ayrılmış değiliz tabii ki. Ama yani onun hayatına biri girdiği an ben de tamamen bitecek. Zaten şu anda ayrılmış durumdayız ama biriyle gerçekten bir ilişkiye başlarsak kafamda. Programda yine de bir ümidi varmış gibi duran Akalın'a asıl darbe İbrahim Kutluay'ın kısa bir süre sonra Demet Şener'le aşk yaşamaya başlaması oluyor. Kendisiyle evlenmeyen İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'le hızlıca evlenmesi Demet Akalın'ı yıksa da yıllar sonra Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan aldatıldığı için boşanmasıyla kendisini alan koruduğunu düşünüyor. Bir teşekkür borçluyum. Düşünsene, ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra. Demet Akalın'ın hayatında diğer önemli bir yer tutan İbrahim de İbrahim Tatlıses. Senin buran çok güzeldir. Şeref çok güzeldir. Ben seni çok severim. Teşekkür ederim. Bunu da bilirsin. Onun için çıplak öyle net görüyorum seni. Pırıl pırıl. Demet Akalın İbrahim Tatlıses'in kliplerinde oynuyor, programlarına katılıyor. O dönem İbrahim Tatlıses Demet Akalın'ı övmelere doyamıyor. Kendi şarkılarını söyletip kendisine 10 üzerinden 10 verdiğini, harika bir sesi olduğunu her fırsatta vurguluyor. Ne oluyorsa Demet Akalın'ın İbrahim Tatlıses'in uçağını kiralamasıyla başlıyor. İkili arasında uzun yıllar sürecek küslük bu uçak seyahatiyle başlıyor. Çünkü Demet Akalın kameralar karşısında İbrahim Tatlıses'in pisliğinden dert yanıyor. Yıllar sonra Erol Köse, o yıllarda yaşananlarla ilgili attığı iddialarla çok konuşuldu. Erol Köse'nin iddialarına göre Demet Akalın mesleğe ilk başladığında İbrahim Tatlıses'e aşıktı. Onun için deli oluyordu. Sürekli yanına gelip "Ne olur beni İbrahim Bey'le tanıştırsana" diyordu. İkisini Caddebostan Maxim'in kulisinde tanıştırdım. Ben İbrahim Bey'in de Demet'e aşık olacağını nereden bileyim? Sonra yıllarca gizli saklı aşk yaşadılar. İbrahim Tatlıses Demet Akalın'dan çok fazla etkilendi. Sonra Demet bu ilişkiden dolayı çok üzüldü. Galiba Demet'in ahını aldım diyor. Demet Akalın'ın tüm ilişkileri mutsuz sonla bitmedi. Demet Akalın 2012 yılında Mini'yi, yani Okan Kurt ile evlenmeden önce 2006 yılında Oğuz Kayhan ile 2010 yılında Önder Bekensir ile evlendi. Bu evlilikler birer yılı geçmese de 2010 yılında Önder Bekensir ile yaptığı evliliğin Demet Akalın Önder Bekensir ile Evlilik Hayatı adlı televizyon programı olarak yayınlanmasıyla tüm hayatını gözler önünde yaşamaya başladı. İkilinin evliliği yürümeyince programda son bulmuş oldu. İlişkilerinde ve evliliklerinde başarıyı yakalayamayan Demet Akalın, aşkta kaybettiyse de kariyerde oldukça kazandı. 1996 yılında çıkardığı Sebebim albümüyle istediğini yakalayamayan Demet Akalın, diğer albümleriyle zirveye yükseldi. Ama bu zirveye çıkışta hayatının dönüm noktası olansa Serdar Ortaç'tan aldığı Bittim şarkısı oldu. Şarkının adı her ne kadar Bittim olsa da Demet Akalın için çok büyük bir başlangıcın perde arkasıydı. Bittim gözün aydın, bittim helal olsun. Uğrunda harcadım
Demet 2004 yılına gelindiğinde bakkal müziği kavgası ile ikili arasında ipler oldukça gerildi. Yıllarca sürecek olan kavganın da fitili ateşlenmiş oldu. Hayalleri ve sektörü adımları çok benzer olan ikilinin yolu bir firmanın reklamında tekrar kesişiyor. İkili hayır diyemeyecekleri bir rakam karşılığında küslüklerine son veriyorlar. Şu sıralar pahalı kıyafetleriyle oldukça konuşulan Demet Akalın için para her zaman çok önemli olmuş. Gölcük'teki depremde kardeşini komşuya bıraktırtıp kendisi altın derdinde evin içinde altın arayan Demet Akalın karantina döneminde katıldığı programda o günler hakkında ne kadar müsrif olduğunu ve bu 2,5 aylık sürenin kendisi için çok iyi geldiğini, artık eskisi gibi davranmayacağını söyledi. Geçmişinde oldukça hızlı yaşayan Demet Akalın'ın artık hayatının merkezinde sadece kızı Hira var. Aşklarını tırlara, billboardlara yazdıran Okan Kurt ve Demet Akalın çifti, icralık olmalarının ardından boşanmış olsalar da kızları Hira için aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Evet, devam. Hangisi Hira'yı dinlemez? Sana ne zaman olsun? Hangisi daha çok para harcar? Aferin! Batır! Tamam, evet. Dört yaprak bir yoncadan bugünlük bu kadar. Hayatınız şans getirsin.